Işık ve karanlık arasında süre giden bir mücadelede yüreklerdeki inanç hınç hınç zorlanıyordu. Bu mücadelede birileri çatlak oluşturmuştu. Karanlık ve aydınlığın arasına sıyrılan Kont Dooku'nun idealleri vardı ve bu idealler öyle basit bir şey değildi. Christopher Lee'nin Dooku'su, Klonların Saldırısı ve Sith'in İntikamı filminde sadece 20 ila 25 dakika ekranda kalmasına rağmen arkasında topladığı koca bir ordusu onun haklı davasının izini takip etmeye karar vermişti. Asi kimlikli bu adam şunu çok iyi biliyordu. Galaksinin derinliklerinde güç tarafından kör edilmiş iki kutup vardı. Jedi ve Sith'ler. Jedi'ler kibirli bir şekilde ışığın koruyucuları olduklarını iddia ediyorlar. Sith'ler ise karanlığın çağrısına kapılıp yürekleri zehirliyordu. Neden ikisi arasında sıkışıp kalmalıydı ki? Bu onun aklına bir türlü girmiyordu. Neden iki tarafı da reddediyordu? Evrene düzen getirmek için bir kişiye daha ihtiyacı vardı. O kişi kimdi? Eğer hazırsanız arkanıza yaslanın, çayınızı kahvenizi alın, bir de kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve gelin birlikte Dooku'nun kimliğini ve ideolojisini hep birlikte anlayalım. Kont Dooku uzun yıllar Jedi düzeninde hizmet etmiş bir Jedi şövalyesi olarak yetişti. Ustası da Master Yoda'ydı. Ancak zamanla Jedi düzeninin kurallarına ve ideallerine olan inancını yitirdi. Ona göre Jedi'ler galaksiye adaleti getirmek için yetersizdi ve politik oyunlara bulaşmışlardı. Dooku, Jedi düzeninin giderek siyasi etkileşimlere bulaşmasını eleştirdi ve galaksiye barış getirecek bir sistemin kurulması gerektiğini düşündü. Bu düşünceleriyle Jedi'ların sınırlayıcı kurallarının ve Senato'nun yozlaşmışlığının farkındaydı da. Bu nedenle Dooku Jedi düzeninden ayrılarak kendi yolunu bulmaya karar verdi. Tales of the Jedi dizisi o dönemi kısa da olsa bizlere gösterdi. Dooku Jedi düzeninden ayrıldıktan sonra Sith Lord'u Darth Sidious'un öğrencisi oldu. Ancak Dooku'nun amacı Sith'in karanlık öğretilerini kendi amacına uygun bir şekilde kullanmaktı. Galaksiye adaleti ve düzeni getirmek istiyordu. Bu nedenle Dooku, Sith'in öğretilerini sadece kendisi için bir araç olarak görüyor ve Sith'in karanlık tarafının tam anlamıyla bir parçası olmadığını savunuyordu. Plan belliydi aslında. Kont Dooku'nun kendi idealleri hem Jedi düzenindeki adalet ve düzeni yeniden sağlamak hem de Sith'in gücünü kullanarak galaksiye barış getirmek üzerine odaklanmıştı. Dooku kendi amacına ulaşmak için her iki tarafında öğretilerini kullanmayı tercih etti ve kendi yolunu izledi. Kont Dooku Klon Savaşları sırasında büyük bir politik ve askeri güç haline geldi. Yükselen bir lider olarak galaksiyi yönlendirmeye çalıştı. Ancak Dooku'nun yöntemleri giderek daha acımasız ve karanlık hale geldi. Dooku, Sith Lord olarak galaksiyi kontrol etme hedefini takip ederken masum insanları kullanmaktan çekinmedi. Acımasız eylemleri, insanlık dışı deneyleri ve Jedi'ları öldürmesiyle gerçek bir anti kahramana dönüştü. Ancak Dooku'nun bu eylemleri özünde adalet ve düzen getirme amacına sapmasına rağmen hala belirli bir amaç uğruna mücadele ettiğini gösterir. Ve hatta kafasında öyle bir plan vardı ki Jedi düzeninden tanıdığı Obi-Wan Kenobi'yi hep yanında görmek istedi. Obi-Wan Kenobi'deki o yeteneği en başından beri hep fark etmişti. Kenobi'nin de olan biteni fark etmesini istemişti. Klonların Saldırısı filminde Kenobi'ye uzun uzun dil dökse de diş geçirememişti. Obi-Wan'ın gözleri kararlılıkla doluydu. İçindeki aydınlık güçle donanmış, karşısındakine direnebilecek bir Jedi'ydi. Kont Dooku ise sessizce karşı argümanını örüyor, sözleriyle çelişkileri sergiliyordu. Sadece bir konuşmacı olarak yeteneğini kullanıyordu. Dooku, Obi-Wan'ı derinden etkileyen bir gerçeği ortaya koydu. Galaksi çürümekteydi. Sith'e karşı savaşacak olan Jedi'ların da karanlıkla giderek bütünleşmeye başladıklarını söyledi. Bu düşünce Obi-Wan'ın iç dünyasında çalkantılar yaratıyordu. Ancak Jedi Şövalyesi kendi özüne ve öğretilerine bağlılığını sürdürmekte kararlıydı. Obi-Wan'ın sözleri ruhunda barındırdığı adaletin ve doğruluğun yankılarıyla taşıyordu. Onun savunduğu güçlere boyun eğmek yerine onları dengelemekti. Kendisini karanlığın çekimine kaptırmadan evrene adaleti getirecek bir yolculuğun peşinde koşuyordu. Dooku'nun cazibesi Obi-Wan'ın aklını bulandırmış olabilirdi. Ama o karanlık tarafın tuzağına düşmedi. Cesurca karşı duruşunu sürdürdü ve sözlerindeki samimiyetle galaksinin sadece bir kişinin iktidarının eline bırakmayacağını savundu. Obi-Wan mevcut iktidarın bir ürünüydü. Ona kızmamamız gerek. Ancak Dooku ondan hiçbir zaman ümidini kesmemişti. Matthew Stover'ın romanlaştırdığı Sith'in İntikamı kitabında Dooku Darth Sidious ile bir konuşma yapar. Bu konuşma Obi-Wan Kenobi'nin kendi saflarına katılması üzerinedir. Dooku Obi-Wan'ı gerçekten kendi saflarına çok görmek istemektedir ve bu yüzden Darth Sidious ile bir görüşme ayarlayıp bunları dile getirmek istedi. Gelin şimdi Darth Sidious bu konu hakkında ne demiş onu görelim.
Gece gökyüzü yıldızlarının parıltısıyla aydınlandı. Karanlık tarafın önde gelen figürleri gizli bir buluşma için bir araya gelmişti. Darth Sidious'un soğuk ve gizemli gözleri Count Dooku'nun karşılaşma öncesindeki heyecanını yakalamıştı. İkisi Obi-Wan Kenobi'nin varlığı ve gücü hakkında konuşmak için karanlık bir oda içine bir araya gelmişti. Dooku gücün yüceliğini simgeleyen bir şekilde ustasına selam verdi. Darth Sidious sessizce dinlerken Dooku'nun sözlerindeki sinsi bir planın izlerini yakalamaya çalışıyordu. İkisi Obi-Wan Kenobi'nin Jedi düzenindeki konumunu ve gücünü iyi biliyorlardı. Bu nedenle Obi-Wan'ı kendi saflarına çekmek büyük bir avantaj olabilirdi. Sidious'un dudaklarından çıkan her kelime karanlık tarafın gücünü yansıtıyordu. Dooku Obi-Wan'ın gücünü ve kararlılığını takdir ediyordu. Ancak onu kendi tarafına çekme umudunu taşıyordu. Ancak Darth Sidious Obi-Wan hakkında endişelerini dile getirdi. Onun Jedi öğretilerine olan bağlılığını ve aydınlığın yolundaki sebatı onu kendi tarafına çekmeyi zorlaştırıyordu. Bununla vakit kaybetmek istemediğini söyledi. Obi-Wan yerine daha zayıf bir hedef seçmeliydiler. Dooku Sidious'u sakinleştirerek Obi-Wan'ın düşüncelerini manipüle etme konusunda ısrar etti. Obi-Wan gibi saygın bir Jedi'nin yanlarında olmasının davalarına meşrutiyet getireceğini ve bu yeni düzenin bütünlüğüne dair tüm şüpheleri ortadan kaldıracağını savundu. Ancak Sidious, Obi-Wan'ın içindeki ışın asla sönmeyeceğine inanıyordu. Obi-Wan'ın varlığı Dooku'yu etkilemişti. Onun cesareti ve inançları Dooku'ya kendi Sith kararlılığını sorgulatıyordu. Sidious'un planları arasında Obi-Wan'ın ölümü vardı. Ancak Dooku bu fikre karşı çıktı. Obi-Wan'ı bir araç olarak kullanmak gerektiğini hep söylemişti. Dooku onun gücünü ve değerini hep görüyordu. Yani sonuç olarak diyebiliriz ki Count Dooku kendisi için yaratılmış olan karanlıkta savaştı. İnsan olduğunu hatırlattı Erdoğan. Belki de asıl kahramanlık sadece Jedi veya Sith olmak değildi. Belki de gerçek kahramanlık kendi yolunu seçmek ve içindeki ışığı takip etmekti. Ve böylece Count Dooku evrende benzersiz bir iz bıraktı. Jedi veya Sith olmadan kendi yolunu yürüdü. Adalet ve düzenin peşinden koştu. Kendine has bir vizyonuyla onun hikayesi yıldızların arasında kaybolanların bile iz bırakabileceğini hatırlatır bize. Evet arkadaşlar, buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Benim çok sevdiğim bir karakter olan Dooku'yu sizlere daha iyi anlatmak isterim. Çünkü Dooku cidden Clone Wars serisinde kötü kahraman, klasik bir kötüydü yani. O yüzden Dooku'nun aslında böyle olmadığını, bir fikri, bir ideolojisi olduğunu belirtmek istedim. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve beni desteklemek istiyorsanız da kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.